Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların öğrenme zamanı arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu daha iyi anlayacaksınız şimdi. Hemen bir numaralı sorumuza bir bakalım neler söylemiş. 4-5 şıktan oluşan bir soru. F fonksiyonu için aşağıdaki integralleri bulunuz demiş. Şimdi bizim parçalı fonksiyonumuzun kritik noktası 2. Şimdi bu 2'ye göre işlem yapacağız. Öncelikle A şıkkına baktığınızda, A şıkkına bir bakın bakalım. Sınırları bir görün. Eksi 2'den 1'e. Şimdi bizim sınırları şuraya bir daha yazayım. Eksi 2'den 1'e doğru sınırlarımız var. Peki kritik noktamız bu sınırların neresinde arkadaşlarım? Dışında. Yani 1'den büyük olan bir kısmında. Demek ki bu integrali alırken ben, şu integrali alırken sınırlar hangisine daha uygun diye bakacağım dostlarım. Hangisine daha uygun? Yani bu integrali parçalamama gerek kalmadı. Hangisine daha uygun? Şimdi sınırlarımız 2'den küçük değerler değil mi dostlarım? Bakın ikisi de 2'den küçük. O halde benim sınırlarım şuna daha uygun. 2'den küçük değerler için daha uygun. O yüzden bu bu fx'i alacağız. Getirip fx gördüğümüz yere bunu yazacağız. Yani eksi 2'den 1'e 2x eksi 1 dx diyeceğiz arkadaşlarım. Bize bu integrali soruyormuş diyeceğiz. Bunu da yapabilirsiniz hepiniz artık. Gerisi kolaydır. İntegralini alıyorum. 2x kare bölü 2'den x kare eksi x geliyor. Sınırlarım da 1 eksi 2 aralığında. Bunu çok fazla uzatmıyorum ben dostlarım. Cevabı ne geliyormuş bunu? Şöyle bir bakayım. Eksi 6 geliyormuş. Gerisi zaten her türlü yapılır. Gelelim şimdi B şıkkına. B şıkkındaki sınırlarımız 2 ile 3. Bu sınırlar hangisine daha uygun? Bakın 2'den büyük değerleri almış sınırlarımız. O yüzden benim şu fonksiyonum daha uygun olacak. Getirip fx gördüğüm yere, şurası 2, şurası 3. Fx gördüğümüz yere de x kare artı 1'i yazacağız. Bizden bu integralin sonucu isteniyormuş diyeceğiz. Hemen alalım integrali. X küp bölü 3 artı x'tir. Sınırlarım da 3'ten 2'yeymiş dostlarım. Bir 3 yazacağız, bir 2 yazacağız. Ben yine çok uzatmıyorum. Cevabı 22 bölü 3 bulacakmışız burada da. Peki geldik şuna. C şıkkına. Şimdi burada bakalım. Sınırlarımız 0'dan 3'e. Bizim kritik noktamız neydi? 2. 2 dediğimiz şey bunların ikisinin arasında olduğu için ben bu integrali bir 0'dan 2'ye bir de 2'den 3'e diye iki parçaya bölmek zorundayım. Hadi bölelim. 0'dan 2'ye artı 2'den 3'e olacak şekilde iki parçaya ayırdık. Peki 0 ile 2 arası demek 2'den küçük değerler demektir. 2'den küçük değerler için benim fonksiyonum 2x eksi 1 olarak tanımlanmıştı. O yüzden buraya 2x eksi 1 dx yazıyorum. 2 ile 3 arası demek 2'den büyük değerler demektir dostlarım. Ve 2'den büyük değerler içinde benim fonksiyonum x kare artı 1 şeklinde tanımlanmıştı. Dx. Geri kalanı da çocuk oyuncağıdır arkadaşlarım. Her türlü yaparsınız bundan sonrasını. Ben çok fazla uzatmıyorum. Bu integrali alabilirsiniz. 28 bölü 3'müş sorunun cevabı diyorum. Evet geldik buna. 0'dan 4'e bize x artı 2 dx'i soruyor arkadaşlarım. Öncelikle ne yapacağız? Bir kere f'de x artı 2'yi bulacağız arkadaşlar. F'de x artı 2. Bunun için de ne yapıyoruz peki öğretmenim? X gördüğümüz yere fonksiyonumuzdaki şu fonksiyonda x gördüğümüz yere x artı 2 yazacağız. Bütün x gördüğümüz yerlere. Şimdi burada x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam bakın fonksiyonum şu hali alacak. Hemen şurada göstereyim. Fx şöyle bir şey, f'de x artı 2 daha doğrusu şöyle bir fonksiyon olacak. X gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. O halde 2 çarpı x artı 2 eksi 1 var. Oradan da 2x artı 3 geldi. Yine x gördüğüm yere şurada x artı 2 yazarsam dostum hemen ne oluyor burası da? X artı 2 artı 2 bu tarafa attın 0 kalıyor. Yani x küçük 0 oluyor. X küçük 0 oldu. Peki alttakinde x gördüğümüz yere x artı 2 yazalım hemen burada. Yazalım. X artı 2 yazdığımızda x kare artı 4x
artı 5 oldu. Sınırımızda x büyüktür, büyük eşit 0 oldu. Şimdi bu duruma göre de gelin 0 ile 4 arasındaki integrali bulalım arkadaşlarım. 0 ile 4 arasındaki integrali soruyor. Yani 0'dan büyük değerler için integralimizi soruyor. O yüzden alacağım fonksiyon şu oldu. Hemen 0 ile 4 arasında f'de x artı 2 için hangisini alıyormuşuz? X kare artı 4x artı 5'i alıyormuşuz. 0'dan büyük değerler. Şimdi bu integralin de sonucu x küp bölü 3 artı 4x kare bölü 2 artı 5x sınırlarımızda 0'dan 4'e. Bunu da yerine yazıp uğraştığınızda 220 bölü 3 buluyormuşuz dostlarım. Sorunun cevabı 220 bölü 3'müş. Evet, geldik 2 numaralı soruya. Bizden f'de x artı 3'ü istiyor. Şimdi bundan bu soruyu yine şöyle yapabilirsiniz hepiniz dostlarım. X gördüğümüz yere x artı 3 yazacağız diye başlayabilirsiniz eğer isterseniz. D şıkkında da böyle yapmıştık değil mi? Denizli şıkkında. Ya da normalde integral alırken ne demiştim ben size? F'in içinde bir fonksiyon daha varsa, x'e bağlı bir farklı bir fonksiyon varsa, o fonksiyona u deyin demiştik. Öyle de böyle de yapabiliriz. Yani iki yolu da göstermiş olayım ben size. X artı 3'e u dedim. Dolayısıyla dx eşittir du çıktı. Şimdi sınırları da değiştireceğim birazdan tabii ki. Hepsine bakalım neler olacak görelim. Şimdi fonksiyonu bir daha yerine yazıyorum dostlarım. İntegral f'de x artı 3 yerine artık ne yazıyorum? F'de u diyorum. Çarpı dx yerine de du yazıyorum. Şimdi sınırlarımız. 4 dediğim sınır x'e bağlıdır. X 4 ise 4 artı 3'ten u ne çıktı? 7. X eksi 4 ise eksi 4 artı 3'ten u ne geldi? Eksi 1. Eksi 1 ile 7 arasında fu du'yu soruyormuş bize. Yani biz buradaki fu du değil de şöyle de yazabiliriz değil mi? F a d a f m d m. Yani buradaki harflerin çok önemi yok. Eksi 1'den 7'ye f x d x'i soruyormuş bize diyebiliriz artık. Peki. Eksi 1'den 7'ye. Benim kritik noktam ne arkadaşlarım? 1. 1, eksi 1 ile 7 aralığında bir sayıdır. O yüzden sınırlarımı bir eksi 1'den 1'e, bir de 1'den 7'ye olmak üzere iki parçaya ayıracağız. Hadi ayıralım. Eksi 1'den 1'e fx diyeceğiz. Eksi 1 ile 1 aralığında hangi fonksiyonu alacağız? 1'den küçük değerlerde şunu kullanın demiş. O yüzden bunu alıyorum. 4x küp. Eksi 2x dx artı bir de 1'den 7'ye kadar 1'den büyük değerler için de bu üsttekini kullanın demiş. Eksi 4x dx. Şimdi bundan sonrası isterseniz şurayı tek tek integrallerini de alabilirsiniz. Ya da bakın eksi sayıdan artılısına gittiğinde, eksiden artılısına gittiğinde eğer içerisi tek fonksiyonsa buranın sonucu sıfırdı. Bunu görebildiyseniz daha kısa sürede çözersiniz soruyu. Artı şuraya bakalım. Burası da eksi 4 çarpı x kare bölü 2'den eksi 2x yapar. Sınırlarda 7'den 1'e. Hadi düzenleyelim. Bir 7 yazalım. 7 yazarsak eksi 2x kare tabii. 7 yazarsak 49, 98, eksi 98 gelir. Eksi. 1 yazarsak da eksi 2 gelir. Bu da ne yaptı? Eksi 98 artı 2'den eksi 96 yaptı sorunun cevabı. Evet, mutlak değerli bir sorumuz var. Kritik noktamız 2. Şimdi 2. Bunların ikisinin arasına mı giriyor arkadaşlarım? 2 bu aralıkta mı? Hayır. 3'ten daha küçük bir sayı olduğu için kritik noktamız bu sınırların arasında değil. O yüzden benim integrali parçalama işte gerek yok parçalamama. Peki 3 ile 4 2'den büyük sayılar olduğu için buraya biz 2'den büyük bir sayı yazdığımızda bu pozitif bir değerle dışarı çıkar. Yani aynen çıkar. O halde bu işlemin sonucu 3'ten 4'e x eksi 2 dx'tir. Benden bu integrali istiyor dostlarım. Bunun da integralini alalım. X kare bölü 2 eksi 2x'tir. Sınırlarımız da 4'ten 3'e. Hemen bir 4 yazalım x gördüğümüz yere. 16 bölü 2'den 8 eksi 8 geliyor. Eksi 3 yazalım. 9 bölü 2 eksi 6 geliyor dostlarım. Bu işlemin de sonucu
3 bölü 2 imiş. Ben çok fazla uzatmadım arkadaşlar. Evet. 3 numaralı soru da tamamdır. Geldik 4 numaralı soruya. Telefon biraz oynadı. Bir yerine oturtturalım. Evet. 4 numaralı sorumuzdayız arkadaşlar. Bakalım burada neler yapacağız görelim. Yine mutlak değerli bir fonksiyon. Benim sınırım 2. Üst sınırım kritik noktam 2. 2 bu aralıkta mı? Bakın 2 tam buradaki değerin içerisinde. Peki 2 şu arada bir yerde diyebilirsiniz. Yani üst sınırmış direkt 2 ama biz eksi 2 ile 2 arasındaki sayılara bakıyoruz dostlarım. Yani mesela eksi 1 için konuşacağız. 0 için, 1 için konuşacağız mesela. Sen buraya 0, eksi 1, 1 gibi sayıları yazarsan burası negatif bir değer alır ki o yüzden dışarıya çıkartırken biz bunu eksi ile çarparak çıkartırız. İşte bu integrali istiyormuş bizden. Hadi bunu da bulalım. Eksi x kare bölü 2 artı 2x'tir. Sınırlarım da 2'den eksi 2'ye. Bunun da sonucu 8'miş arkadaşlarım. Çok uzatmadan geçtim hemen ben. Geldik buna. Şimdi burada da bizim kritik noktamız 2. Ve 2 0 ile 4 arasında bir sayı. O yüzden integrali parçalayacağım. Bir 0'dan 2'ye bir de 2'den 4'e olmak üzere 2 parçaya ayıracağız. Hadi ayıralım. 0'dan 2'ye. 0 ile 2 arasındaki sayıları verirsek biz buradaki mutlak değerin içerisine bu ifade 0'dan 2'ye verirsek negatif bir değer alır. Negatif değer alacağı için dışarıya eksi x artı 2 diye çıkar. Dx. Araya artıyı koydum. Bir de 2'den 4'e diye integralimi ayırdım. 2 ile 4 arasındaki sayılar 2'den büyük sayılardır dostlarım. Yani sen buraya 2'den büyük bir sayı yazdığın için bu pozitif dışarıya çıkacak. Demek ki aynen çıkacak. X eksi 2. Dx. İşte bu integralin sonucunu da 4 olarak bulmuşuz dostlarım. Çok uzatmadan hemen geçtim 6. soruya. Evet yine bir kritik noktamız 1 ve bu 1 dediğimiz nokta bu ikisinin arasında olduğu için ben bu integrali şöyle iki parçaya ayıracağım. 1 eksi 1'den 1'e, 1 de 1'den 5'e olmak üzere iki parçaya ayıracağım. Şimdi eksi 1 ile 1 arasındaki sayılar 1'den küçük sayılar, o halde bu negatif çıkacak. Negatif çıkacağı için eksi parantezinde x eksi 1 bölü x eksi 1 dx olacak. Artı 1 ile 5 arasındaki sayılarda pozitif çıkacak. O yüzden x eksi 1 bölü x eksi 1 dx olacak. Peki şunlar sadeleşti. Burada eksi 1 kaldı. Şurası eksi 1'dir. Bunlar sadeleşti. Burada da 1 kaldı. Eksi 1'in integrali eksi x'tir. Sınırlarım eksi 1'den 1'e. 1'in integrali x'tir. Sınırlarım 1'den 5'e. İşte bu integralin sonucunu soruyor bize. O da eksi 2 artı 4'ten 2 geliyormuş. Yine uzatmadan ben hemen hızlıca yazdım. Evet 7 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Burada da yine önce şu içerideki ifadeyi bir düzenleyelim. Bakın burası x, x, burası da 2, 2 olmak üzere çarpanlarına ayrılır ki aslında bu integral eksi 4'ten 0'a kök içerisinde x artı 2'nin karesiymiş. Ve kareyle de kök sadeleşir. Bu adam dışarıya mutlak değer olarak çıkar değil mi? Eksi 4'ten 0'a mutlak değer x artı 2 dx şeklinde çıktı. Hemen kritik noktasını konuşalım. Kritik noktamız eksi 2. Ve eksi 2 bu aralıkta bir sayı. O halde eksi 4'ten eksi 2'ye, eksi 2'den 0 olmak üzere iki parçaya ayıracağız biz bunu. Hemen ayıralım. Eksi 4'ten eksi 2'ye, bir de eksi 2'den 0'a. Şimdi eksi 4 ile eksi 2 aralığında bir sayı verirsek biz bu adama, burası negatif bir değerde çıkar ve negatif olduğu için eksi ile çarpıyorum. Eksi x, eksi 2. Dx. Eksi 2 ile 0 arasında bir sayı verirsek bu adama, burası pozitif bir değerde çıkar. Pozitif çıkacağı için de aynen çıkartıyorum. X artı 2. Dx yazdım. Evet bundan sonrası çocuk oyuncağı dostlarım. Hemen bu integralleri çok rahat alıp
işlemi yapabilirsiniz. 2, 2 de burası geliyormuş. 4 dedim sorunun cevabına. Evet, yine mutlak değerli bir ifade. Hadi gelin bu ifadenin bir deltasını bulalım ilk önce. Delta b kare 1 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. Ne oluyor burası? 1 eksi 4, 1 eksi 4'ten eksi 3 geldi. Bakın negatif bir sayı çıktı delta. Bu ne demek? Kök yok demektir ki daima negatif olduğu anlamına gelir. Daima negatifse de biz bunu eksi ile çarparak dışarıya çıkartacağız demektir. Hemen sınırlarımı eksi 1'den 0'a yazayım. Eksi ile de çarpıyorum. X kare olur. Eksi x artı 1 olur dostlarım. Dx. Hemen integrali de alalım. X küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 artı x'tir. Sınırlarımız da eksi 1'den 0'a. Siz bu işlemi yaparsınız. 11 bölü 6'dır cevap diyorum ve geçiyorum bir alttaki soruya. Evet, bakalım burada da mutlak değerin içi görüyorsunuz ki x eksi 4, kritik noktası 4. 4 dediğimizde bu 3 ile 5'in arasında, o halde integrali parçalıyorum şimdi. Bir 3'ten 4'e diyorum artı bir de 4'ten 5'e diye parçalıyorum. 3 ile 4 arasındaki sayılar burayı negatif yapar. Negatif yaptığı için de şöyle yapalım. X kare eksi 4x, hatta x parantezinde x eksi 4 bölü, bu da eksi ile çarpılarak çıkacak, eksi x eksi 4 dx. 4 ile 5 arasındaki sayılar burayı pozitif yapar. O yüzden aynen çıkartacağız burayı x eksi 4 diye. Yukarıyı da x parantezinde yazıyorum, x eksi 4 dx. Bakınız x eksi 4'ler gitti. Burada geriye eksi x kaldı. Eksi x'in integrali de eksi x kare bölü 2'dir. Sınırlarım da 3'ten 4'e. Artı burada x kaldı. X'in integrali de x kare bölü 2'dir. Sınırlarım da 4'ten 5'e. Bu işlemin sonucu da 0 geliyormuş dostlarım. Bulduğunuzda siz artık gerisini halledersiniz. Evet, 9 numarada tamam. Telefon yine oynadı. Geldik 10 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Şimdi grafikli bir soru arkadaşlarım. Grafiğe göre yorum yapacağız biz burada. Şimdi yine mutlak değerli bir ifade var. Fx. Şimdi bu fx'e bakarsanız dostlarım, 0'dan 1'e gelirken pozitif değerler almış. X'in üstünde. Demek ki 0 ile 1 aralığında pozitif, 1 ile 3 aralığında da negatif değerler almış. Şurada da negatif değerler alıyor. Şimdi benim integralim 0'dan 3'e kadar dediği için şu aralıktaki ifadelere bakıyorum sadece. Demek ki 1 benim kritik noktammış dostlarım. O halde ben bu integrali bir 0'dan 1'e, bir de 1'den 3'ü olacak şekilde iki parçaya ayırıyorum. Çünkü mutlak değer ikisinde de farklı işaret alıyor. Bu aralıklarda farklı işaret alıyor. 0 ile 1 aralığında x eksenin üstünde olduğu için pozitif çıkacakmış dışarıya. Yani fx çarpı f'in türevinde x dx artı 1 ile 3 aralığında da x'in altında olduğu için negatif çıkacakmış, eksi fx çarpı f'in türevinde x dx olarak yazıldı. Şimdi biz burada bir de fx'e u desek, fx eşittir u ise f'in türevinde x dx eşittir du oluyor. Hadi gelin sınırlarımızı da değiştireceğiz birazdan. Önce şunları bir yerine yazalım. Bu adam integral u çarpı du. Buradaki eksiyi de şuraya verelim. 1'den 3'e. Bu da u çarpı du şeklinde yazıldı. Sadece başında eksisi var. Sınırlarına bakalım şimdi. X yerine 0 yazarsam, x yerine 0 yazdığımda y kaçmış? 2. Demek ki 0 yazdık, 2'ye gidiyormuş. U 2'ymiş arkadaşlarım. Bir de kaç yazalım? Şurada 1 yazalım. 1 yazdığımızda ne oluyormuş? 1 yazarsak 0'a gidiyormuş. Demek ki 1'den 2'den 1'e. Dur bir daha baştan söyleyeyim. Baştan bir daha bakalım. Şimdi x yerine 0 yazdığımızda u kaç olur diye bakıyoruz. X yerine 0 yazarsak y'si kaç bunun? 2. 0'ın karşılığı 2. Şurası 2 oldu. Peki 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1 yazarsak da 0 oluyormuş. Demek ki bu 2'den 0'a.
Şuna geldik. Bunu biz birden üçe diye yazmışız ama x yerine 1 yazdığımızda kaçtı? 0. Bir de 3 yazdığımızda kaç? O da 0. 0'dan 0'a doğru da burası gitti. Demek ki şurası komple 0. Sınırlarımız aynı olduğu için buraya bakmaya gerek kalmadı. Biz sadece şurayı konuşacağız. Bunu da şöyle yapalım. Sınırların yerini değiştirelim. Şurada devam edeyim. 0'dan 2'yi olacak. U, D, U ama başına eksi konacak değil mi? Sınırların yerini değiştirdiğimizde. Peki eksi U kare bölü 2 geldi. Sınırlarımız da 0'dan 2. Siz burada yerine yazdığınızda sorunun cevabı 4 bölü 2'den 2 gelecekmiş dostlar. Evet, geldik 11 numaralı sorumuza. Bakın burada F'in grafiğini vermiş yine ama mutlak değerin içerisinde türevi var. Üsttekiyle çok benziyor ama şaşırtma var burada arkadaşlarım. Dikkatli olun. Şimdi bize de sınırlarımız eksi 2'den 4'e kadar. Bakın F'in türevini yorumlayacağız biz. Dikkatli olun. Şimdi F fonksiyonu şu aralıkta artan mı? Evet. Burada bir artış var. Demek ki burada F'in türevi 0'dan büyük. Peki 2'den sonra bir azalışa geçmiş. Şurada azalış var. Demek ki F'in türevi burada 0'dan küçük. O halde benim kritik noktam F'in türevi için 2. Demek ki ben bu integrali bir eksi 2'den 2'ye bir de 2'den 4'e olmak üzere 2 parçaya ayırdım. Peki eksi 2 ile 2 aralığında fonksiyon artan, türevi büyük 0. Türevi büyük 0 olduğu için aynen çıkartıyorum. F'in türevi x, dx diyorum. Artı 2'den 4'e azalan F'in türevi küçük 0. Küçük 0 olduğu için eksi ile çarpıyorum. Eksi F'in türevi x, dx diyorum. Hatta bu eksiyi de gelin şuradan silelim. Buraya verelim dostlarım. Böyle bir işlem yapmış olalım. Peki şimdi F'in türevinin integralini alıyordu. Türevle integral sadeleşiyordu. Geriye ne kaldı? Fx kaldı. Sınırlarımda eksi 2'den 2'ye. Arada eksi var. Yine aynı şey. Fx kaldı. Sınırlarımda 2'den 4'e. O halde şimdi x yerine bir 2 yazalım. F'de 2 olur burası. Eksi F'de eksi 2 olur. Burası bu. Eksi var. Burayı bulalım. F'de 4 olur. Eksi F'de 2 olur. Peki. F'de 2'yi bulalım şimdi. X eşittir 2 için F kaçmış? 5. X eşittir eksi 2 için kaçmış? Şuranın değerini yazmamışım ben arkadaşlarım. Ne demişiz oraya? Diğerlerini bir bulalım. 4 için 3 bölü 2'ymiş. Şurası 3 bölü 2. 2 için eksi 5 diyelim buraya. Burası 5'miş. 10. Doğru, tamam. F'de 2 için 5'ti. Buraya da 5 yazalım. Eksi. F'de eksi 2 için. Ya şuranın değerini yazmamışım arkadaşlarım da. Muhtemelen 1'dir ama ben yine de bir bakayım ne gelecek. Cevaba uygun olsun diye bir şeyler yapalım burada. Ne olsun? 5. Şurasını bir önce bulalım. 3 kere 2 5. Şey, 2 kere 5 10. 3'ten 10 çıktı. Eksi 7 bölü 2 geliyor burası. Eksi 7 bölü 2. Şurada da eksi var. Artı 7 bölü 2 burası geldi. 7 bölü 2. Şuranın da sonucun 19 bölü 2 çıkması için, eşittir 19 bölü 2 olması için 12 bölü 2'den 6 olması lazım. 1 desek F'de eksi 2 6 olması için eksi 1 çıkması lazım. Tamam, yanlış bir şey olmuş arkadaşlarım. Çok da önemli değil ya. Eksi 2'nin karşılığı da 1 diyelim biz ama cevap başka bir şey çıkacak. F'de eksi 2 de 1. Burası 4 geliyor. 4, 2 kere 4 8. 8 ile de 7'nin toplamı 15 bölü 2 çıkıyormuş asıl cevap. Yani cevaplarınızı siz de düzeltin arkadaşlarım. 15 bölü 2 geliyormuş. Tamam. 12'ye geldik. Burada ne diyor bize şimdi? F'de eksi x bölü 2 dx'i soruyor dostlarım. İntegrali nedir diye bulun diyor. Şimdi hemen f'in içinde bir fonksiyon varsa biz buna u diyecektik. Eksi x bölü 2 eşittir u ise. Buradan türevini alalım. Eksi 1 bölü 2 dx eşittir du. Dx eşittir eksi 2 du olur.
Şimdi getirip de yerine yazalım bunları. X bölü 2 yerine ne yazıyoruz? U. F'de U. DX yerine ne yazıyoruz? Eksi 2 DU. DU'yu yazalım. Eksi 2'yi de buraya alalım. Şimdi sınırlara bakalım. X'e 2 desek U ne çıkar? Eksi 1. Eksi 2 desek, eksi 2 dediğimizde U ne çıkar? Artı 2 olur 1. 1'den eksi 1'e. Şimdi sınırların da yerini de değiştirelim biz. Sınırların yerini değiştirdim. Eksi 1 buraya, 1 buraya. Burası 2 idi. Eksi 2 idi. Sınırları yer değiştirdiğim için eksi işareti gitti. F U D U ya da F X D X. Oradaki harfin çok önemi yoktu biliyorsunuz integral alırken. Peki. Şimdi bizim kritik noktamız ne arkadaşlarım? Eksi 1. Şimdi eksi 1'e göre konuşacağımız için eksi 1'den 1'e kadar. Yani eksi 1'den büyük sayılara alın diyor bize. Eksi 1'den büyük sayılar içinde benim integralim şunu almamı istiyor fonksiyonum. 2x'i almamızı istiyor. O halde yazalım. 2 çarpı integral eksi 1'den 1'e 2x dx oldu. Peki. Bu integralin sonucu bakın eksi 1, 1, 1'e eksi 1 artı ve tek fonksiyonsa buranın sonucu neydi? 0. 2 ile çarpınca da yine 0 çıktığını gördük. Evet 13. sorumuz. 2 tane köklü ifade var ki bu iki köklü ifade de tam kare ifadeler dostlarım. Bunların bu x artı 1'in karesi bu da x eksi 1'in karesidir değil mi? Şu x artı 1'in karesi ve kareyle karekök sadeleşir ama dışarıya nasıl çıkıyordu bu adam? Mutlak değer. Yani eksi 2'den 2'ye mutlak değer içerisinde x artı 1 dx. Şimdi araya artı koyduk. Yine eksi 2'den 2'ye bir de bunu yapalım. Yani toplam integralini ayrı ayrı integraller içinde yazıyorum. Bu da x eksi 1'in karesiydi. Dışarıya mutlak değer x eksi 1 diye çıktı dx. Şimdi bunun kritik noktası eksi 1. Bunun kritik noktası 1. Hadi kritik noktaya göre de parçalayalım. Eksi 1 şu aralıkta bir değer. Hemen bu aralıktaysa bunu bir parçalıyorum. Bir eksi 2'den eksi 1'e. Eksi 2 ile eksi 1 aralığındaki değerler içinde bu adam ne olur? Eksi değerler alır ve dışarıya eksi x eksi 1 diye çıkar dx. Artı diyorum. Bir de eksi 1'den 2'ye. Eksi 1 ile 2 aralığında da bu pozitif değerler alacağı için aynen çıkar dışarıya. X artı 1 dx. Arada artı var. Şimdi bunu parçalayalım. 1 dediğimiz kritik nokta ikisinin arasında. O halde bir eksi 2'den 1'e. Eksi 2 ile 1 aralığında bu adamın alacağı değerler negatif değerler olduğu için eksi x artı 1 diye çıkar dx. Artı 1 de 1'den 2'ye. 1 ile 2 aralığında da pozitif değerler alacağı için aynen çıkar. X eksi 1 dx. Evet mevzu bu. Şimdi bu integralin de sonucunu istiyor bizden. Hadi önce bir integrali alalım diyeceğim ama uzun uzun uğraşmayalım arkadaşlar. Sizin yapabileceğiniz bir kısım olduğu için burası. Ben direkt cevabı 5'miş deyip geçiyorum. Evet. 13 numarada tamamdır. Geldik. 13'ten sonra 14 yok mu ya? 14 yokmuş. Direkt 15'e atlamışız arkadaşlar. Bu da iyiymiş. 14'ü unutmuşuz. Yazmayı. Numaraları yanlış vermişiz. Evet. Devam. 15. sorumuz. Telefon yine mi kaydı? Bakalım bu ne diyor dostlarım. 15 numaralı soru. Şimdi diyor ki böyle bir integral var. Bu 10. Bir de şu var. Bu kaçtır diye bir soru soruyor bize. Gelin şuna biz bir A diyelim. Ve bakın bu ikisini alt alta toplayabiliyorum. Çünkü sınırları aynı. Tek bir integral altında toplayalım bunları. Topladığımızda eksi 3'ten 2'ye x çarpı f'in türevinde x artı f x geliyor arkadaşlar. Ve bu da 10 artı a'ymış. Şimdi bakın bakalım integralin içine tanıdık bir şey geldi mi? Çarpımın türevi değil mi dostlarım? Birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi 1 olduğu için yazılmamış çarpı birinci. Demek ki şu ifade şurası. X çarpı fx'in
türevinin ifadesiymiş dostlarım. Peki türevi olduğu için de türevle integral sadeleştiği zaman ne kalıyor geriye? X çarpı fx kaldı ve sınırlarımız eksi 3'ten 2'ye diye de bunlar kaldı. Hadi bunları da bir yerine yazalım. 2 yazarsak 2 çarpı f'de 2 olur. Eksi, eksi 3 yazarsak eksi 3 çarpı f'de eksi 3 olur. Peki f'de 2'yi bulalım. F'de 2'nin karşılığı 1'miş. Şurası 1. F'de eksi 3'ü bulalım. Eksi 3'ün karşılığı da 4'müş. Şurası 4. Düzenlediğimizde de 2 burası. 4 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 12. Eksi de burada var. Artı 12 de burası geldi. Ne çıktı burası? 14. Yani şu integralin sonucu 14 geldi dostlarım. Ve bu neye eşitti? 10 artı a'ya. Demek ki a ne olacak? 4 olacak dedik. Evet. 16. sorumuz. Bakın burada da kritik noktamızın 1 olduğu aşikar. 1'den önce fonksiyonumuz 2x gibi tanımlanmış. Kuralı 2x'miş. 1'den sonraki kuralı da 4-x'miş. O halde ben bu integrali kritik noktam 1 olduğu için 1'e göre bir parçalayayım. Şöyle bir hal alır. 0'dan 1'e, 0 ile 1 aralığında 2x'i kullanacağım. Dx artı 1'den de 2'ye, burada da 4-x'i kullanacağız. Dx diyeceğiz dostlar. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Hemen şu 2x'in integrali x kare yapar. Sınırlarım 0'dan 1'e artı bu da 4x eksi x kare bölü 2 yapar. Sınırlarım 2 ile 1 aralığındaymış. Çok uzatmadım dostlarım. 7 bölü 2 geliyormuş bu işlemin sonucu. Evet. Aha, sorular bitti. Geldik integralde al.